Arkadaşlar merhaba. Bugün size Türk Beleni'nden sesleniyorum. Neden Türk Beleni? Türk Beleni'nden seslenmemin iki sebebi var. Birisi yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. İkincisi Türk Beleni isminin bizim Milli Kurtuluş Hareketi ile ilgili bir ilişkisi olduğu için İkisini birleştirerek bugün size Türk Beleni'nden sesleniyorum. Bizim bulunduğumuz yer Manavgat'ın en yüksek tepesiydi. Ama bu tepenin sağında ve solunda geçmişte Rum evleri vardı. Sayıları çok olmamakla beraber çok fazla Rum aile yoktu burada ama kısmi olarak vardı. Mesela Şu aşağıda hemen Migros'un bulunduğu yerde bir Rum aile vardı. Niko. Niko'nun yeriydi orası. Arka tarafta kasaplarda yine bir başka Rum'a aitti. O sebepten dolayı onların malları, davarları, çobanları vardı. Bu bölgede yayıldığı için buraya Cavur Tepesi adı verilirdi. 28 Mart 1919'da Antalya Fransız işgaline tabi oldu. İtalyan işgaline tabi oldu. İtalyanlar Antalya'ya çıktıktan sonra Haziran 1919'da Manavgat'a bir birlik, bir müfreze gönderdiler. Bunu nereden biliyoruz? Garp Cephesi Komutanı Ali Fuat Cebesoy'un o zamanki Genelkurmay'a yazdığı telgraflarda bunu anlatıyor. Peki buraya İtalyanlar gelince ne oldu? Keşif yaptılar. Kaymakamlık binasını, postane, her tarafı kontrol etmeye başladılar. Ancak 1919 yılının sonuna doğru 1920'lerin hemen başında Manavgat çevresinde çok güçlü bir eşkıya hareketi vardı. Efeler deniliyor ama ben onları eşkıya olduklarını söylüyor. Bugünkü terör örgütü gibi. Neden derseniz, biz milli mücadele, Kurtuluş Savaşı'nı yürütürken bir taraftan İtalyan işgaline maruz kalmışken bir taraftan da Efelerin köyleri basıp köylerdeki evlerden para, altın, yiyecek hatta namuslarına kadar göz diktiklerini biliyoruz. Milli mücadele orduları bunlarla mücadele ediyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Manavgat'a eşkıyalar bastılar. Bastıkları zaman kaymakamlık binasını bastılar. Postaneyi ele geçirdiler. Arkasından da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni bastılar. Ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ndeki paralara el koydular. Yani milli mücadeleye gidecek olan yiyecek ve paralara el koydular. Şimdi böyle bir harekete Efeler diyerekten yumuşatamayız. Bu bir milli mücadeleye gösterilen bir tepki. Veya birileri bunları, bu insanları kullanıyordu. Nitekim Konya'da meydana gelen Delibaş isyanı arkasında İngiliz papazın olduğu tarihi kaynaklarda ortaya çıktı. İşte o Delibaş Manavgat'ta Alanya'ya, Akseki'ye'deki Efeleri topladı. Onlara size Manavgat'ın kaymakamlığını, jandarma komutanlığını, her şeyini size vereceğim diyerek onları bu bölgeye sürdüler. Bunu haber alan Antalya'daki ordu kuvvetlerimiz Manavgat'a Albay Bekir Bey komutasında 120 kişilik bir birlik gönderdi. İşte o birlik Manavgat'a geldiği zaman şimdi bulunduğumuz yerdeki olan Türk Beleni'ndeki yere geldi ve buraya konuşlandılar. Ve askeri birlik konuşlandığı yere şu gönderde gösterebilir misin? Göndere çektiğimiz Türk bayrağını birliğin garnizonun önüne çektiler. Biz o günden sonra gelen birlik Manavgat Kaymakamlığı'ndaki işgale son verdi. Onların bir kısmını da tutukladı. Bu bölgeden çıkardılar. Manavgat halkı
bu mücadeleden dolayı, burada Türk bayrağının bu şekilde şanlı dalgalanmasından dolayı bu tepenin adını o günden sonra Türk Beleni olarak değiştirdiler ve bu Türk bayrağı ilelebet dalgalanması için sembolik olarak her zaman buraya dikildi. Bu hikayeyi daha önce bilmedikleri için bazı arkadaşlarımız eskiden yoktu, bu sonradan konuldu diyebilir. Ancak yaşlılarımızın ve birçok insanın ve devlet erkanının hafızalarındaydı bu hikaye. Onun için Türk bayrağını en iyi şekilde Türk belenine konuşlandırdılar. Peki sonra ne oldu bu bölgede? Yetmedi bu hadiselerden sonra. Yine eşkıya hareketleri devam etti. Bu eşkıyaların bastırılması için Manavgat merkezden çıkarıldı ama köylerdeki zulümleri devam ediyor. İşte o dönemde bu bölgeye 1920'lerde Demirci Mehmet Efe gönderildi. Demirci Mehmet Efe bölgeye girdiği zaman milli mücadelenin yanında yer almasına rağmen ancak katı tutumuyla ve sertliğiyle bilinen bir insandı. Onların uygulamalarından da ister istemez adalet beklenemezdi. Ancak eşkıyalarla da mücadeleyi en iyi onlar yapabileceği için Rauf Orbay denetiminde bu bölgeye gönderdiler. Ve Demirci Mehmet Efe İbradı yönünden, Avasun İbradı yönünden Manavgat'a hareket etti. Bu bölgeye girdi. Buradan Manavgat Köprüsü'nün oradaki Berberoğlu Hanı'na yerleşti ve Berberoğlu Hanı'nı karargah yaptı. Ama bu bölgeden gelirken o dönemde çok zengin olan Bolatan Ağa ismiyle bir Yörük Bey'i vardı. Ona haber gönderdi. Bu Bolatan Ağa korkusundan altınlarını en değerli atına yükledi ve Demirci Mehmet Efe'ye teslim etti. Aynı haberi Karakoyunlu Yörüklerinin beyi olan Kumbul Ağa'ya haber gönderdi. Kumbul Ağa buna itiraz etti ve oğlu Ali Bey ile beraber daha sonra Demirci Mehmet Efe'nin kızanları tarafından öldürüldü diye anlatılır. Bu sebeple Manavgat'ın Türk beleni rastgele konulmuş bir isim değildir. Bunun Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında yaşanmış birçok acı hikayenin hatırına Türk ordusunun gelip bu bölgede Manavgat halkını kurtarmasından sonra şanlı Türk bayrağını buraya dikmelerinden sonradan dolayı bu ismi aldı. Bugün hem Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.